Merhabalar, Geçiş Oyunu'na hoş geldiniz. Ben Mustafa Koç, Altı Çizili ile karşınızdayız. Bu hafta karşımda çok değerli bir konuk var. Sevgili Hüseyin Şenöz'le birlikteyiz. Abi merhaba, hoş geldin. Merhaba Mustafa'cığım, hoş bulduk. Estağfurullah, güzel sözlerin için çok teşekkür ederim. Nasılsın abi? İyiyim, çok teşekkür ederim. Malum biliyorsun, hafta içi de arada WhatsApp'tan konuşuyoruz. Hepimizin bir yoğunluğu var, hepimiz işlerimizde yoğun çalışıyoruz. Onun haricinde sağlığımız falan yerinde çok şükür. Bir yaramazlık yok. Tabii malum şartlar vesaire. Onları zaten konuşmada gerek yok çok fazla. İşte elimizden gelince yağımızda kavruluyoruz valla. Valla hepimiz yağımızda kavrulma modunu açtık herhalde. İster istemez. Durumlar fena. Bir de onunla beraber çok acayip şeyler okuyup şeyi de bugün bir arkadaşla konuşuyorduk. O dedi yani hani hayret etme şeyimiz bitmişti. Eşiğimiz. Onun çok ötesine geçtik ya falan diyordu. Yani şu an bana ne söylersen söyle inanırım diyor falan diyordu. Yani cidden onun ötesine geçmiş durumdayız ya. Evet, yani şey durumuna geldi artık. Yok artık bu olmaz falan modu vardı bir ara. O da geçti falan yani. Olabilir bir şey söylenince doğrudur falan deyip geçiyorsun yani. Şey demiyorsun. Cidden mi? Yok canım falan gibi tepkiler vardı eskiden. Şimdi öyle bir tepki de yok. Her gün bir üste katarak ilerliyor. Yani bilmiyorum, hayır olsun. Başka diyecek bir şeyim yok şu an için. Futbol gündeminde ne duysan olur abi. Hani bu da olmuştur ya falan diyordun. Bu o tabii kadar her yere doğru sirayet etmeye başladı ki. Gerçekten acayip bir yere doğru gittik. Ben şimdi hafta sonu Beşiktaş'ın şeyi oldu işte, bir başkanlık seçimi oldu. Evet, onu da az çok bir takip etmeye Ahmet çalıştım Türkçe ben de. Ahmet Türkçe tekrar seçildi. Orada şey demiş, bizim şimdi bir 5-6 tane futbolcu şu an şey yaptı, A takıma yükseldi, altyapıdan geldi ki bu çok uzun seneler sonra ilk defa böyle bir hani bir kulüp alttan yetiştirip üst takıma, bu muazzam bir şey şu an için Türk futbolu. Özellikle için. De yani büyük kulüpler için. Muhakkak öyle ve bu yoklukta çok büyük bir şey ve bu futbolcuların yeni sözleşme yenileme ve uzatma süreçleri var. Ki hepsi profesyonel oldu. Şey demiş ya ve ben gerçekten hani başkasının adına utanmam şeyi vardır ya lafı. Ya işte imzalarsa imzalayacaklarsa imzalasınlar, imzalamazlarsa işte annelerin evine geri dönsünler. Çünkü bu adamlar bir taraftan da işte tesislerde falan kalıyorlar. Çünkü kazançları belli. Tabii çok genç çocuklar zaten hepsi. Tabii yani ve işte tesiste yatıp kalkıp işte antrenmanı çıkıp oradan maça gidiyorlar falan filan. İşte annelerin evine dönsünler gibi bir açıklama. Ya bu dakikadan ya sonra o adam imzalayıp seninle devam eder mi acaba? İnanılmaz. Zaten hayır, imzası da ne kadar verim alabilirsin. Ayrıca nasıl bir vizyonsuzluk ki bu? Yani şey denmiyor mu? Hani müthiş bir şey işte, elimizde böyle yetenekler var. Biz bunlara daha fazla kanalize olup belki parlatırız içlerinden bir tanesi de olsa. Hani 6'sı 5 tanesi hepsi değil ama bir tanesi de olsa belki bunu bir yere satarız ileride diyerekten sahiplenmek gerekirken daha çocukların yolun başında şevkini kırmak oluyor bu açıklamalar. Bence çok üzücü ve gerçekten de her gün ben şeyi bir kere daha kendime söylüyorum. Mümkün değil yani, bizim futbolumuzun ilerlemesi gerçekten mümkün değil ya. Bir şey var abi, yani şimdi 7'den 70'e bir hat bildirme kültürü hakim ya bizde. Ya bu çocuklar daha 18, 19, 20 yaşlarındalar. Hadi 20 yaş evet görece büyük bir yaş sayılabilir belki de futbol için günümüzde ama yani buna bile hat bildirmeye çalışmak, imzalayacaklarsa imzalamasınlar, imzalamasınlar gitsinler annelerinin evine falan, çok acayip bir seviye ya. Yani ne yazık ki. Çok düz açıklama, bir de hani şey yok. Pat 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 söylenmiş bir şey. Hani bunun bir tartılmadığı çok açık. Hani ben bu kulübün başkanıyım. İşte tamam kardeşim, beğenmiyorlarsa böyle falan. Ya bu olmaz ki. Sen sahipten kolunun altına al bunları. Geliştirmek için ne yapabilirsin onu söyle ama baştan kesip atınca zaten dediğim gibi şeye geliyor konu gene. Tamam biz çok zor ya, bir şey yapamayız yani. Ne yurt dışına iyi futbolcu pazarlayabiliriz. Ne kendi futbolumuzun kalitesini ülke futbolu olarak, yani sadece kulüp bazında da konuşuyorum, yükseltemeyiz. Çünkü bu tamamen birbirine sirayet eden bir durum. Yani bunu gören diğer kulüp de bunu uyguluyor zaten. Hani bizim son dönemde, belki konuyu uzatıyorum kusura bakma ama son dönemde hani bir Göztepe vardı, bir Altınordu. Hani bir, onlarla bir umutlandık Altınordu'yla falan ama yani bunların işte büyük takımlarının altyapılarında da olması gerekiyor ama baksana yani yapılan açıklama zaten evlere şenlik tabiri caizse. Üzücü ya. Çok üzücü gerçekten. Koskoca kulübün böyle bir şey söylemesi başkanının, yani inanılır gibi değil. Ya öyle işte, bu birazcık da şeye geliyor. Bu mevkilere gelmiş insanların zaten nasıl geldikleri ya da niçin o mevkilere geldikleri tartışma konusu olmasa bile az çok nedenleri bilinen şeyler. Oraya geldikten sonra da o yaşadıkları ego ile gözlerini ya da işte o fikirlerini köreltme durumu çok acayip bir şey. Ki Ahmet Nur Çebi Fikret Orman döneminde de yöneticiydi. Evet, yöneticiydi. Takımın en sevilen isimlerinden bir tanesi.
Ama o koltuğa kendi oturduğu zaman bambaşka bir şeye dönüşüyor. Aslında hani çok konuşmaya gerek yok. Ben muhabbet oraya doğru gitti diye devam ettim. İyi yapmışsın. Doğru söylüyorsun. Çok üzülüyorum. Duracak bir şey değil tabii. Muhakkak. Hani bugün asıl biz önceki haftalarda daha çok voleybol ve basketbol konuştuk. Efes ve Vakıf'ın başardığı müthiş işlerden sonra. Evet. Bu hafta sadece futbol konuşacağız. Ve aslında zaten sezon da bitti. Tabii ki. Ve hani hafta sonu müthiş bir Şampiyonlar Ligi maçıyla da birlikte bitti. Biz bugün aslında birazcık Şampiyonlar Ligi finalini ve Real Madrid'i konuşmak için bir araya geldik. Ve aslında Real Madrid konuşacağımız için de birazcık da seni davet ettik ve sen de kırmadın geldin abi. Çok teşekkürler. Estağfurullah. Ne demek? Senin keyifle. Abi de yani bu ekibin bir araya gelmesinde en geçiş oyununun en başından beri anlatıyoruz. Spor iletişiminde biz birlikteydik. Hüseyin evet. Abi de spor iletişiminde bizimle birlikte devam etti ve hani bu süreç boyunca da sonrasında da arkadaşlığımız, dostluğumuz devam eden isimlerden bir tanesi. Bugün seve de kırmadı çok, geldi. Çok mutluyum ben de. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol, güzel şeylersin. Benim de sana oraya katılma amacım aslında oydu, Kadir Has'a geldim. Hatırlarsan ilk tanışma gününde de sana söylemiştim. Hani benim yaşım görece sizden biraz daha fazla. Ben buraya yeni güzel insanlarla tanışıp biraz hani farklı konularda sohbet edebileceğimiz yeni dostluklar, arkadaşlıklar kazanmak için geldim. Yoksa medyada bir yer alacak halim yok diye söylemiştim ki kaldı bizim çekirdek kadromuzdan oluştu söylediğin gibi. Ben sizin gibi değerli arkadaşlarımla, dostlarımla beraber hem normalde de görüşüyoruz biz zaten vakit buldukça hep birlikte. Hem de gün içinde WhatsApp'tan da iletişimimiz sürekli devam ediyor. Çok mutluyum. Sözlerin için çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Abi eyvallah. Birazcık da senin Real Madridli kimliğini de ön plana çıkaralım burada. Eyvallah olsun. Onunla birlikte Real Madrid-Liverpool maçını konuşmaya çalışacağız. Evet, çok ilginç bir maç oldu ya. Türlü talihsizlikler yaşandı. Maçı birlikte izleyecektik ama bir türlü başarıp birlikte izleyemedik. Herkes olsun, bu sene olmadı. Ama seneye inşallah. Şöyle bir aslında yolun başından bir baktığımız zaman Real Madrid çok acayip bir iş başardı. Daha önce 3 sezon arda arda Şampiyonlar Ligi kazanarak zaten hani bu hep diyoruz ya dünyanın en büyük kulübü gerçekten Real Madrid bunu ortaya koyduğunu zaten koydu. Hep söylüyorduk ama bununla birlikte bu sezonki Şampiyonlar Ligi yolculuğu da çok acayip geçti. İşte Paris Saint Germain maçı, Chelsea maçı, Manchester City maçı derken sonrasında finalde de Liverpool'la eşleşip sezon en belki de City ile birlikte Avrupa futbolunda en flaş takımlarından bir tanesiydi. Finalde onunla da eşleşip onu da geçtikten sonra artık herhalde Real Madrid son noktayı koymuş oldu. Yani gerçekten Avrupa futbolunun en büyük kulübü olduğu gerçeğini bir kez daha hepimize göstermiş oldu diye düşünüyorum açıkçası abi. Sen ne diyorsun? Çok haklısın. Şöyle ben hani Real Madrid taraftarlığı kimliğimi kenara koyarak söyleyeyim. Hani ben genelde hayatımda hep böyle bir mantık tarafıyla hareket eden insanım. Gönül tarafı çok azdır bende. Bir istatistik zaten var. Hani sayıları hiçbir zaman yalan söylemez. Yani 2 kere 2 kimse 5 10 diyemez. Dolayısıyla açıp herkes bakabiliyor geçmişteki kupa vesaire rakamlara. Söylediğin gibi yani bu konuda bu alanda gerçekten inanılmazlar. Bu sene yaptıkları iş cidden çok güzel. Ama benim şöyle bir argümanım var kendi adıma. Çok iyi bir iş başarlar ama hani bu küçük bir kulübün bu takımları yenip bir iş başarması gibi belki başkaları tarafından adlandırılıyor ama yani iş başarmak derken kulüp zaten büyük kulüp. Evet bazı zorluklar geçirdi bu sezon. Maçlarda farklı pozisyonlarda geriye düştüğü zamanlar oldu. Acaba tur gidiyor mu denen anlar oldu ama yine de Real Madrid'in bir büyüklüğü olduğu için ben zaten hani Paris Saint Germain maçından sonra yani o turu geçtikten sonra alacaklarına inanıyordum. Hiç de şüpheye de düşmedim. Nitekim cumartesi günü yine kazandılar tabii taraftar olarak da çok mutlu oldum. Yani bir şey tabiri var mesela hani bir winner işte bir şekilde bu adamların şansı hep yaver gidiyor, kazanıyorlar, inanılmaz bir şey var falan diye ama bence bu biraz şanstan öte oturmuş bir kulüp, çok eski bir tarihi olan bir kulüp, çok iyi bir kadrosu var son dönemde belki yaşlı futbolculara sahipler ama bu futbolcuların çoğu çok uzun yıllardır beraber oynuyorlar. O yüzden ben hani yaptıkları için güzel bir iş olduğunu ama hani böyle ufak bir takımın kazanması, bu rakipleri ederek kazanması gibi değil de zaten hani Real Madrid olarak gelip tak 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 hepsini bir şekilde geçip günün sonunda kazandığını düşünüyorum. Kendi adıma çok mutluyum. İyi ki kazandılar. Çünkü kaybetseler çok üzülecek. Ya oradaki şey biraz şununla alakalı bence. Son dönemde La Liga'nın bizde kalan etkisiyle alakalı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü Premier Lig öyle bir seviyeye ulaştık ki bir taraftan Bundesliga ve Serie A'nın da bir şekilde geriye dönme emarelerinin gösterdiği bir sezonda oldu. Doğru, ama doğru. Barcelona'nın düşüşü, Real Madrid'in kadro olarak bayağı bir erozyona uğramış olması birazcık o izlenimi verdi bizde. O algıyı yarattı daha doğrusu. Çünkü düşünsene abi Pep Guardiola'yla Mourinho'nun o rekabeti
rekabetinin yaşandığı sezonlardan sonra tabii, La Liga'nın bu evet. düzeye düşmüş olması birazcık da bizi uzaklaştırdı ligden. Hani işte gözden uzak olan gönülden de uzak olur muhabbeti birazcık da burada gerçeğe bürünmüş halini yaşadık bence. Çok haklısın. Ondan dolayı bu sezon başardıkları birazcık bize büyük bir işmiş gibi geldi. Yoksa çok haklı. Aslında Real Madrid zaten çok büyük bir kulüp her zaman olduğu gibi. Bunlar normal zamanlarda çok acayip işler gibi gelmeyebilirdi. Ama bu algıyla birlikte baktığımız zaman ya Real Madrid bu kadroyla Manchester City'yle, Messi'yle, Mbappé'li, Neymar'lı, Paris Saint-Germain'le evet, geçen evet. sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea'yle nasıl buralardan döndüğü birazcık o bize şey geldi galiba. Ama güzel bir hikaye işler. Yazıldı en azından. Güzel de bir hikaye yazıldı işte bu söylediklerini topladığınız zaman. En azından gelecekte bu zamanı hatırladığımızda hikayenin de güzelliği ortaya çıkıyor. Çünkü hani son 3 elediği rakip Liverpool'u saymıyorum finali. Gerçekten çok güçlü ekipler. Kadrolara da söylediğin gibi çok kuvvetli kadrolara sahip. Görece baktığın zaman Real Madrid tabii daha yaşlı kalıyor. Hani birçok oyuncusu belli bir yaş seviyesinin üzerinde. Ama günün sonunda yine kazanmayı bildiler. Tabii Ancelotti gibi Kurt Hoca da var başlarında. Onun da etkisi bence iyi oldu. Bir de gözden kaçan bir şey var. Dediğin gibi çoğunluk Premier Lig'e kanalize oldu. Kısmen bahsettiğin gibi Bundesliga, işte Serie A'nın bu sene gerçekten güzel gitmesi, son anda yarışın yine hani Milan lehine sonuçlanması vesaire derken. Ben puan tablosuna baktım mesela. Barcelona mesela arada 13 puan farkla ikinci olmuş. Geçtiğimiz senelerde mesela rekabet biraz daha farklıydı. Bu sene Real Madrid bence sürtlese ederek almış. Yani 13 puan ciddi bir fark mesela. Daha önce hatırlıyorum ben. İşte Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid arasında ikişer üçer puanla hani 1-2-3 sıralamasının olduğu yıllar da oldu son dönemde. Ama bu sene o kadar az takip etmişiz ki ben kendi adım adım mesela özet falan izlerken hep ağırlıklı olarak Premier Lig ve Bundesliga özetlerini izledim. İtiraf etmek gerekirse. İspanya Ligi'ni çok az takip ettik. Baktım 13 puan bence enteresan bir fark olmuş. Yani hani Barcelona cidden çok kopmuş bu sene. Baktığımızda 8-9 tane yanılmıyorsam ya da 7-8 tane mağlubiyeti var Barcelona'nın. Real Madrid orada da güzel iş çıkardı. Sessizce ilerledi. Puan farkını açtı. Şampiyon oldu. Sonra geldi bir de üzerine işte taşlandırdı harika bir Şampiyon Ligi kupasıyla. Güzel oldu bence ya. Senenin özeti en azından bir taraftar olarak benim gözümde harika oldu. Dediğin gibi La Liga'da o rekabet düzeyinden sonra Real Madrid'in en azından şampiyonluk için birazcık daha yolu daha kolay geçmesi anlamına geliyordu ama Şampiyonlar Ligi için işler daha da farklı gidiyor. Baktığın zaman gruptan çıkmada bile zorluklar yaşadı. Okey gruptan çıktı ama sonrasında Paris Saint-Germain ilk maçı özellikle Paris'teki maçtan sonra Real Madrid'in yaşayacağı hezimet ya da elenmesi üzerine konuşmalar geçerken Madrid'deki maç Paris Saint-Germain öne geçmesine rağmen tekrar Benzema'nın müthiş bir performans göstermesi. İnanılmaz, inanılmaz. Yani takımın inanılmaz, özellikle Modric önderliğinde bir karakter ortaya koyması, geri dönmesi. Sonra Chelsea'de Londra'da bir şey yaşadıktan sonra tekrar Madrid'de geri dönüş çok acayipti. Aynısı seferde City maçında yaşandı. Yani ondan sonra şey çok konuşulmaya başlandı yani. Ben birkaç defa yine burada altı çizide konuşurken söylemiştim bunu. O kimlik öyle bir şey ki abi. Taraftarın ben Chelsea maçından önce işte bir pankart asılmıştı. Avrupa'nın kralı biziz, gerçek kralı biziz diye bir pankart asılmıştı Bernabeu'ya. Yani gerçekten o kimlik öyle bir oturmuş ki. Ya arkadaşlar kral biziz. Hani skor ne olsa olsun buradan dönebiliriz bir şekilde real olarak bize göstermeyi başardılar yani. Bu evet o özgüven inanılmaz yani. Bir, ne olursa olsun sonuç mutlaka bizim alma ihtimalimiz var diye inanılmaz bir şeyleri var adamların. Yani geçmişte de çok örneğini gördük Real Madrid şeyinde bunun tarihinde. Ama bu sene özelinde çok haklısın. İnanılmaz geri dönüşler oldu. Kaldı ki hani City maçında ilk maçta yanılmıyorsam 3-2 kaybetmişlerdi. Orada Benzema'nın mesela hani penaltı atışı var. Hani sonuçta bu artık son saf hani. Final öncesi yarı final oynuyorsun ve bir penaltı atıyorsun. O penaltıyı Panenka penaltısı şeklinde attı. Hani o bile bence bir gövde gösterisiydi ya. Şahsen abi, öyle yorumladım ben. İnanılmazdı yani. Güven değil mi? Baktı sonra oynanan lig maçında, La Liga maçında Benzema 2 penaltı kaçırdı. 2 tane evet, penaltı evet. kaçırdı. İşte onun üzerine attı bir de onu. Onun üzerine tekrar orada City karşısında penaltıyı kazanıyorsun, alıyorsun topu ve o kadar müthiş bir soğukkanlılıkla o Panenka penaltısını atmak gerçekten İnanılmaz. Müthiş bir özgüven ya. Gerçekten. Tabii aldı ben gidiyorum dedi. Hani gitti ve dediğim gibi hani bu yarı
final. Hani artık burada atamasan belki o skor orada kalsa o şekilde. Sonra evinde daha zorlanabilirsin. Belki bu sefer çeviremeyebilirsin. Yani kritik bir şey bu. Hani hepimizin yapabileceği bir şey değil. Her futbolcunun da yapabileceği bir şey değil. Çıktı, aldı topu, koydu noktaya, tak attı ve yani burada izledi. Zaten bence o psikolojik olarak da Manchester City'de bir şey de yaptı. Hani olumsuz etki de yaptı. Bir de şey vardır hani sonuçta Guardiola yıllar boyunca hem oyuncu olarak hem teknik direktör olarak La Liga'da bulundu. Real Madrid'de en iyi tanıyanlardan bir tanesi o. Yani o bile bence ya acaba orada biz bu işi kotarabilir miyiz diye şüphe etmiştir kendinden. Nitekim de zaten kotaramadılar. Ve Real Madrid onları da eledi. İnanılmazdı yani bence ya. Abi sonrasında zaten Guardiola'nın psikolojisi şeyde de çok bozuldu. O lig yarışında da çok bozuldu. O elenmeden sonra. Aslında ben araya giriyorum özür dilerim. Orada bir sevindim. İnşallah dedim bu olumsuzluk Liverpool'un lehine olur diye ama o olmadı işte. Ben çünkü biliyorsun hani şeyi çok az etmiyorum. Manchester City'den Guardiola'dan herhangi bir şeyim yok ama hani tercihim Liverpool'du ama olmadı. Çok heves etmiştim gerçekten de. Umuyorum dedim bu onun aleyhine işler. Liverpool'un lehine işler. Oradan da bir darbe yerdi ama maalesef ligi almayı başardılar. Abi cidden bence psikolojisini çok bozdu. Sonrasında bitene kadar en azından Premier Lig'de son 1-2 maça kadar hatta böyle basınla açıklamalarında bile bir değişim, bir psikoloji değişimi çok net belli oluyordu. Onu belli çok oldu, sarstı. Evet. Zaten çok yıllardan sarstı. Beri özellikle Bayern Münih ve sonrası Manchester City'de bir şekilde ligi kazanabilse bile Şampiyonlar Ligi'nde art arda yaşadığı o yenilgiler onu çok bozdu ve en büyük arzularından bir tanesi de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak bu takımlarla birlikte. Çünkü en son Barcelona ile kazandı ve sonrası Şampiyonlar Ligi'ne bir türlü gelmedi. O onun ayarlarını gerçekten bir müddet çok bozdu ve onun üzerinde çok sorun yaşadı. Çok haklısın. Ben onu sana söyleyecektim. Sen benden önce davrandın. Gerçekten de hani bir şekilde alıyor ligi. Yani zaten Manchester City'nin 6 şampiyonluğunun 4'ü falan onunla galiba yani son 10 yıldaki. Her şeyi alıyor, yapıyor, ediyor ve son ana kadar gelip de sürekli olarak birilerinden şey yiyip, darbe yiyip bunu beceremiyor. Gerçekten hani sen ben de olsak bundan etkileniriz sonuçta. Hani ya niçin ben Şampiyonlar Ligi'ni kazanamıyorum? Bu kadar üst düzey top oynuyoruz vesaire diyerek ama işte olmayınca olmuyor. Olmuyor. İşte o takım büyüklüğü orada bence devreye giriyor gerçekten de. Sonuçta Manchester City hepimiz biliyoruz ki belli bir sermaye ile son dönemde son işte bu Mancini'nin yanılmıyorsam şampiyon olmasıyla beraber işte başlayan serüvende büyük kulüp parantez içinde adlandırılıyor. Tabii ki çok eski bir geçmiş olan bir kulüp ayrı konu ama baktığımız zaman aslında tabii Manchester United değil Manchester City yani geçmişleriyle kıyaslarsak hani başarılar vesaire ama sermaye için içine girdi. İşte para basıldı. Bir sürü üst düzey transfer yapıldı. Tabii şimdi uzun yıllardır ligi domine ediyorlar. Bence o da biraz tatsız bir durum. O yüzden iyi oldu. Manchester City'nin elenmesi ve Real'in kazanması. Bir de hani şeyden bahsettin ya sen. Hani kulübün kimliğinin yanı sıra o kimliği tamamlayan oyuncuların kimliği de çok önemli bir taraftan tabii. Da. Ve hani Real Madrid için birlikte uzun sürelerdir oynayan bir ekip, bir grup olarak da bahsettin. Burada şey çok önemli. Ya bu grup hani bunu başardı. Bunu daha önce zaten arda arda 3 sezon üst üste başarmış da bir grup. Evet, Zidane zamanında doğru. Hemen yine Ancelotti ile birlikte daha önce 2012-2013'te de başarmış da bir grup. Bu grup öyle bir seviyeye ulaştı ki aslında Şampiyonlar Ligi özelinde. Tabii ki bir taraftan da La Liga özelinde de öyle ama Şampiyonlar Ligi seviyesine öyle bir yere ulaştılar ki bu seviyeye tekrar ulaşabilecek bir grup belki de 10 yıllar boyunca gelmeyecek. Art arda 3 sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmek çok büyük bir başarıyken bunu işte son 10 yıl içinde 5 defaya çıkarabilmek inanılmaz, inanılmaz. Bambaşka bir gerçekten. Seviye. Kesinlikle gerçekten öyle. Şeyin bu Dani Ceballos'un bir açıklaması var maçtan sonra. Bilmiyorum gördün mü abi? Hangisi? Şey dedi diyor maç günü bu öğle uykusu var. Tüm takımın öğle uykusuna geçtiği bir zaman var. Abi adam uyuyamamış heyecandan. Kalktım diyor, çıktım odamdan, baktım diyor işte Kroos, Modric, Casemiro kahkahalarla evet. Kağıt oyunu oynuyor. Evet şimdi öyle söyleyince aklıma geldi doğru. O kadar rahatlar ki diyor yani muhtemelen adamın karnına ağrılar giydi abi heyecandan uyuyamadı kesinlikle, yani. Kesinlikle kesinlikle öyle olmuştu. O kadronun devamı geri kalanı ve bu işte saydığımız bütün başarılarda pay sahibi olan adamlar o kadar rahat ki ve o rahatlıkla maça çıktılar. İşte sen şey dedin ya penaltı atışına gittiğinde hani o rahatlıkla aldı koydu noktaya vurdu Panenka ile attı golü. Evet. Ya
bütün maç boyunca bence final maçında özellikle işte ilk yarıda Benzema attığı offside gerekçesiyle sonra iptal edilen gol de evet. Oradaki o abi psikolojide de bence tüm hepsinin yüzünde okunuyordu. Real Madrid tarafında o rahatlık, tam tersi Liverpool tarafında ya herhalde gerginlik. Yine yapıyorlar. Biz oynadık evet. Oynadık ama geldiler bir tane tak attılar. O gerginliği bence vardı. Bu gerçekten işte o ufak tefek anlar işte o bir takımın gerçekten winner olup olmadığını bize gösteriyor. Yani. Tabii burada Real Madrid'in zaten hani winnerlığı artık hani tescillendi. Yani artık bunun indirecek kalacak bir tarafı yok. Bir de şimdi sahaya çıkıyorsun. Yani karşında Real Madrid var. Tamam Liverpool büyük bir kulüp. Fakat genele baktığımız zaman hani Real Madrid ayarında büyük bir kulüp değil. Futbolcular da mutlaka o olmuştur. Hele bahsettiğin gibi hani maçın ağırlıklı atak olan tarafı Liverpool ve hani adamlar bir ataklarında geldiler gol attılar. Tamam offside vesaire sayılmadı ama o yetiyor zaten hani karşı tarafın ayaklarını istemesine. Çünkü bunlar istediği zaman bunu yapabiliyor izlenimini uyandırıyor rakipte. Evet, evet. O da seni zaten işte demoralize ediyor. Günün sonunda da zaten hani 8. dakikada yedikleri golde ben hani birkaç defa durdurup izledim. Yani inanamazsın. Sen de mutlaka dikkat etmişsindir. Liverpool'un sağ kanat çizgisi bomboş. Yani kimse yok. Modric'in daha top ayağından çıktığı sırada ağır çekimden birkaç defa izledim. Abi Trent acayip uyudu orada. İnanılmaz uyumuş. Son düzlükte bir soluna bakıyor ama orada da büyük ihtimalle Vinicius ölü noktada kaldığı için fark etmedi onun doğrudan geleceğini. Bir de Benzema'nın topsuz güzel bir koşusu var içeri doğru. Hani herkes uyumuş. Bir de herkes Benzema'ya da bakmış. Arkadan geldi Vinicius. Boş pozisyonda golünü attı. Zaten bence orada yıkıldı şey. Takım karşı taraf Liverpool. Zordur çünkü böyle maçlarda hani çevirmek. 1-0 basit bir skor gibi gözükebilir ama bu kadar büyük. Hani sezonun son maçı bu artık. Her şey bitti. En büyük kupa maçı. Bir de 1-0 mağlup duruma düşünce tabii ki zor oldu. Toparlayamadılar oradan sonra ama yani Liverpool'un o golü yemesi bence çok enteresan. Yani orayı özellikle izledim. Bomboş bırakılmış. Kimse bu arada dönüş yaparken orta sahadan hani birileri şeye de söylemiyor. İşaret de etmiyor. Uyarmıyor da hani Alexander Arnold'a bak sol tarafı sen kovala diye. Oradan normal bomboş geldiler. Golü de buldular yani. Abi orada şey de çok önemli bence. Yani Benzema öyle bir oyun oynuyor ki artık Real Madrid'de. Ya tamam bir santrofor görevi var ama oyununu da çok acayip bir seviyeye çıkardı. Acayip bir olgunlukla oynuyor. Kendini ta orta çizgiye kadar çekip yer yer özellikle böyle hedef maçlarda çok acayip kanallar açıp bir şekilde o servisleri de yapmayı başardı ki Vinicius'un bu son dönemdeki gelişiminde de bence çok katkısı var. Kesinlikle. Yani bir nokta santrofor şeklinde görev alıp onu oynamaktan ziyade bir şekilde geriye gelip o kanalları açıp topu alıp servisler yapma konusunda da çok acayip bir seviyeye ulaştırdı kendini ki bu yaşta o fizik gücüyle onu devam ettirmesi özellikle şampiyonluk seviyesinde çok acayip bir yer. Çok zor. Ama son iki yıldır çok iyi zaten. Hani geçen sene de bence Benzema iyiydi. Sadece bu sene özelinde değil. Ama bu sene artık çıtayı başka bir yere taşıdı. Kesinlikle. İnanılmaz bir seviyede oynuyor. Bir de bahsettiğin gibi şey de değil. Sadece hani ben atayım kafasında bir topçu asla olmadı. Özellikle son dönemde hani asist anlamında da çok fazla katkısı var. İşte boş koşularla rakibi yanıltıp arka plandan gelen arkadaşlarına ortam açması, onların da golle buluşmasını sağlaması vesaire. Hani çok yönlü bir adama döndü. Söylediğin gibi orta alana gelmesi vesaire. Yani inanılmaz yani benim yanlış bilmiyorsam 87 doğumlu kendisi. 34 mü oluyor? 35 oluyor. Yani bu seviyede bu yaşta şeye benziyorum ben. Hani kendisi Cezayir asıllı ama hani sonuçta Fransız şarap gibi. Yani yıllandıkça değer kattı kendine. Ben birkaç sene daha bu seviyede oynayacağını düşünüyorum eğer bir sakatlık falan geçirmezse. Çünkü artık futbol, günümüz futbolunda yaş kavramı da biraz ileri taşındı. Hani evvelden 30'dan sonra futbolcu şey denirdi. Abi yaşlandı artık bu çok zor oynar. Bir iki sene falan zar zor gider diye ama özellikle Ronaldo, Messi vesaire onlara baktığımız zaman o çıta biraz yukarı gitti. En önemli örneğini de şu anda zaten Benzema ile görüyoruz. Yani 34-35'te bu seviyede top oynaması, takımı sırtlaması inanılmaz. Kesinlikle abi Vinicius'un bu oyununun dönüşümünde de bence çok ciddi katkısı olduğunu düşünüyorum. Attığı gollerin yanı sıra bir taraftan da asist olarak da 5-18 arası bir asist de yaptı. Hani hem lig hem Şampiyonlar Ligi falan. Ya müthiş iş bence. Bir santrofor olarak etrafına yaptığı katkı, gol katkısı da müthiş. Dediğin gibi o dönüşüm fiziksel olarak bunu devamlı olarak sürdürmesi, özgüveni, takıma liderlik yapması falan derken bambaşka bir seviyeye çıkmış oldu. Evet öyle oldu. Bir de Ronaldo sonrası hani takımda böyle bir şeydi, ihtiyaç vardı. O bence biraz Ronaldo'nun da gölgesinde kalıyordu Ronaldo varken.
son 4 yıldır o rolü de iyi üstlendi. Üzerine katarak ilerledi. Bence şey iyi oldu de oldu sanki yani. Değil mi abi? Yani şimdi bir yani Real Madrid çok ciddi bence görev adamlarının olduğu bir takım haline dönüştü. Ancelotti de biraz bunu sever ve aslında bu sezonu tamamen o görev adamlarının sadece görevlerinin iyi yaparak buralara kadar geldiğini düşünüyorum bir taraftan da. Yani şuna çok odaklanmadı yani ki final maçında ya da öncesinde de onu görmedik. İşte kaleciden başlayarak defanstan oyun kurayım, işte arkadan oyun kurarak ileri gideyim falan böyle şeylerle uğraşmadı. Defansta yok şapkadan kesici... tavşan çıkarmaya gerek yok dedi zaten yani sonuçta. Evet evet çok gerçekçi bir şekilde aslında realistik bir şekilde buraya kadar geldi. Ya sonuçta burada şöyle bir şey var. Ancelotti'nin elindeki takım zaten hani az önce konuştuk. Belli bir süredir birbirleriyle oynayan takım. Futbolcuların neyi ne zaman yapacağını, nereye ne atacaklarını artık hani az çok birbirleriyle ezberlemiş futbolcu oldukları için o da elindekini kullanmayı tercih etti. Ben buradan yeni bir şey çıkarırsam olmaz diye düşündü ki bence Ancelotti ayarında bir hocanın da bu mantığı doğru. Mesela Toni Kroos var orada 8. senesi galiba. 2012 mi? 2014 mi ne gelişti? Tabii 2014'te geldi Toni Kroos. Onun 8. senesi. Modric'in 10. senesi. İşte Benzema 2009'da Ronaldo ile aynı senede gelmiş yanılmıyorsam. Bu adamlar varken de bambaşka bir şeye maceraya girmeye gerek yok dedi. Eldeki malzemeyi çok iyi kullandı. Evet evet hani şey diyecektim yani bu görev adamlarının önünde bir süperstar olarak aslında parlamayı başardı diye de ön plana çıkarabiliriz açıkçası şeyi Benzema'yı. Benzema için tabii tabii evet. Yani dedim ya Ronaldo varken, Ronaldo ile birlikte işte Gareth Bale gelmişken ya da sonrasında büyük bir sükseyle her ne kadar Madrid'de başaramasa da Eden Hazard gelmişken tüm bunların sonrasında bu görev adamlarının önünde bir süperstar olarak çıkmayı başardı. Hep deniliyor ya işte birazcık da abartıyla bu son dönemdeki yaptıklarıyla birlikte tarihin en underrated işte oyuncusu Benzema falan da denilmeye başlandı ama hani bu kadar abartıya gerek yok belki bence ama gerçekten biz süperstar olarak ağırlığını koyduğunu söyleyebiliriz. Çok net. Çok net. Evet evet. Yani söylediğim gibi Ronaldo sonrası ben de buradayım dedi ve sazı eline aldı. Yani getirdiği yerde belli takımı. Daha birkaç sene daha götüreceğine inanıyorum eğer bir sıkıntı olmazsa. Ama Real Madrid'de bir ufak tefek değişiklikler de olması gerekiyor. Çünkü artık belli bir yaşa gelmiş. En azından orta sahası için Modric tamam çok üst düzey bir futbolcu vesaire falan harika ama hani yaş kavramı bir yerden sonra artık maalesef devreye giriyor. Biliyorsun Mbappe'ye çok bel bağlamışlardı ama ne yazık ki o olmadı, hayal kırıklığı oldu. Ya kesinlikle. Şimdi Kroos bir sene daha devam edeceğini söyledi. Bu seviyede belki en üst seviyede Modric bir sene daha devam edebilir. Casemiro daha yaş olarak o kadar değil, ser olarak daha bu mücadelenin içinde olabilir belki ama defans hattını bir şekilde yenilediler. Ramos'tan geçen sezon ayrıldılar. Kale evet, zaten Karla... güvende ki bu Şampiyonlar Ligi finalinin en iyi oyuncusu Kurtuğa seçildi. O yönden belki iyiler. Belki yapabilecekleri en iyi hamlelerden bir tanesiydi ve o yönde kendilerine çok güveniyorlardı. Florentino Perez'in içine girip de bu zamana kadar benim hatırladığım başaramadığı en önemli transferdir herhalde. Maalesef. Maalesef. Mbappe transferi. Evet. Olmadı. Ama olmadı. Onun da işte çok acayip boyutları var ki bence ya Vinicius'a bile ki çok yetenekli, muazzam bir potansiyel. Okey Vinicius'a bir şey demiyorum ama ya Vinicius'a bile bunu yaşatan bir Benzema Mbappe'ye neler yaşatırdı önümüzdeki sezon. Bence çok acayip bir katkısı oldu. 30-35'leri rahat bulabilirdi diye düşünüyorum. Bulabilirdi. Evet evet. Herkes çok büyük bir mut bağlamıştı. Hatta şöyle birçok insan da bitti gözüyle bakıyordu. Artık hani herkes açıklanacak falan diye ama son anda artık ne olduysa o para konuşulan rakamlar falan vesaire kendisine verilen haklar ne kadarı doğrudur bilmiyorum ama bunu kendi aramızda da konuştuk biliyorsun. Yani inanılmaz şeyler döndü ve bir anda rüzgar terse döndü ve adam kaldı orada. Çok ilginç. Abi hep diyoruz ya futbolun içine özellikle Türkiye'de bunu çok söylüyoruz. Siyaset giriyor falan ama çok acayip işler döndü o süreç boyunca. Bu LeBron James'in decision'ına döndü biraz da olay. Evet, işte kararımı evet. Şu gün açıklayacağıma falan geldi iş. Cumartesi verirsem şuraya gidiyorum. Pazar verirsem buraya geliyorum falan gibi. Evet oralara gitti. Şeyde çok konuşuldu. Doğruluk payı nedir ne değildir bilmiyorum ama Katar'a gitti. İşte Katar'da da birileriyle görüşmeler yaptı. Fransa'da hükümet nezdinde birilerinin de devreye girip kararını Fransa'da kalması yönünde kullanması gerektiğini, işte salık verdiğini
üzerine de konuşmalar var. Ya hani... Bu kadar inanılmaz bir olay olarak bakmamak lazımdı bu işe. Ben anlamadım zaten niye böyle bir, hani tamam Mbappe çok güzel bir topçu, inanılmaz iyi bir topçu ama hani bu dünya süperstarı şu an hali hazırda değilken, süperstar olacağı yere gitme imkanı varken de hani PSG'de kalmış olması, bu kadar büyük paralar, imkanlar vesaireyle ise çok çok ilginç yani. Ben her zaman şunu söylüyorum yani, paranın yeri bir yere kadar olmalı. Ondan sonrası, çünkü bu adam burada da oynasa, Real Madrid'de oynasa çok büyük para ödeyecek. Yani kimse Real Madrid'de asgari ücret vermeyecek Mbappe'ye. Ama o kariyerini düşünmek yerine hani parayı ve o verilen hakları biraz daha hani ben burada kalayım, tek tabanca her şeyden sorumlu olayım diye düşünerek herhalde kaldı. Kendi adıma sevindim. Hani bu karakterde gibi futbolcunun Real Madrid'e gelmesini açıkçası istemezdim yani. Belki de iyi oldu yani. Abi şöyle, konuşulan para 200 milyon euro civarı bir şey. İnanılmaz. Yan yana koyamıyorum kaç sıfır olduğunu yani. Hani bu maddi kazancı bir taraftan da kulübün sportif kararlarında da söz sahibi olacağı konuşuluyor bir yandan. O çok anlamsız. Yani inanılır gibi değil. Yani bu kadar işte, futbolcuya bir şey verilmesi. Sportif direktöre karar vereceği, işte teknik direktör seçiminde söz hakkı olacağı üzerine de. Takımı da yapar zaten bu şekilde olursa. Tabii yani. İşte Messi'nin yaşadıklarını zaten görüyoruz. Hani Messi'nin de bu tarz şeyleri vardı. Yetkileri vardı yani, Barcelona'da. İşte ya da Arjantin milli takımında. Arjantin milli takımında da bu tarz yetkileri olduğunu hani duyduk, konuşuldu, edildi ve ne iş nerelere geldiğini biliyoruz. Şu an Mbappe'ye de bunların, bu yetkilerin ya da bu tavizlerin verildiğini en azından duyuyorum. Şöyle bir şey oldu. Real Madrid 40 milyona, hani 40 milyon en azından önerdiğini söyledi. Paris Saint-Germain tarafından hani bizim de bu civarda bir şey önerdiğimiz ve Mbappe'nin kabul ettiğini söylüyorlar. Ama bir taraftan da işte bu 200 milyonlar ve diğer anlaşma maddeleri de ortalığa saçıldıktan sonra La Liga yönetimi bir dava açtı. Hani burada bir haksız rekabete gidiliyor. Çok acayip paraların ortaya döküldüğü. Çok haklılar ama. Bir çok dava açıldı bunun üzerine. Çok haklılar çünkü hani bunu artık bir yerden sonra baş etme şansları da kalmıyor. Çünkü inanılmaz bir sermayeyle desteklendiği zaman bolcunu da işte bir şekilde bak aklını çeliyorlar ve ne oluyor? Bütün planlar alt üst oluyor. Söylediğin gibi başkanın neredeyse son dönemde tek beceremediği ve hani beceremediği şeyin de en büyük olduğu transfer bu oldu. Üzücü oldu tabii. Diğer taraftan da bakınca futbolun içine bu kadar işte yani paranın, başka konuların girmesi falan, o da çok hoş değil. Ama gidişat onu gösteriyor. Düzenler şu anda orada çünkü. İşte demin Manchester City önüne de verdi. İşte Katar sermayesi girdikten sonra para herkesi bozuyor demek günün sonunda. Eğer söz konusu olan rakamlar da senin söylediğin rakamlarsa, ki bence mantıkla baksak hani birisi de 40 milyon, o da 40 milyon vermişse normal bir futbolcu PSG'de kalmaz der ki yani ben o paraya giderim, Real Madrid'de kariyerime bir şeyler katarım der. Ama tabii adamın hani karakterini de bilmiyoruz. Belki gerçekten de benzer paralara kaldı. O 200 milyonlar tamamen spekülasyon olabilir. Ama günün sonunda adam kaldı ve bakalım göreceğiz bu kalması ona ve takıma ne katacak ya da ne götürecek. Gerçekten üzerinde bu kadar düşüldü. PSG'yi alıp Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapabilecek mi? Ben çok ihtimal vermiyorum kendi açımdan ama yaşayıp göreceğiz hepimiz. Şey de var şimdi, Karim Benzema ile benzerlikleri de var. Benzema'nın da bütün çocukluk hayali, bütün bu kendini bu işe adamışlığı Real Madrid'de oynama hayali. Tabii. Hayaliymiş daha doğrusu. Bunu son zamanlarda yazılanlardan, çizilenlerden görebiliyoruz. Mbappe'nin de aynı şekilde Real Madrid'de oynama hayali var. Hatta Real Madrid taraftarı olduğunu kendi ağzından açıklamışlığı var. Ama bu dönemde öyle saçma sapan şeyler ortaya çıktı ki, yok annem Liverpool taraftarı, zamanında Liverpool'da da görüşmüştüm. Çok aslında, komikti ya. Babam aslında Milan taraftarı. Milan'ı da çok severim ama ben Real Madrid taraftarıyım. Köpeğim City taraftarı deyip her tarafa bir yeşil ışık yakarak, bir saçma sapan şeyleri de var. Bir de gerçekçi olarak bakıldığın zaman aslında şu da var abi ortada. Bu kontratı bittiğinde, şu an kabul ettiği kontratı bittiğinde daha hala 26 yaşında olacak. Ve aslında en tepe olduğu yerlerden birinde olacak. Olgunlaşma sürecine girdiği zaman olacak, evet. Yani belki de o zaman Real Madrid'de yolu kesişecek. Bilmiyorum o zaman işte yönetimde kim olacak, bakış açısı nasıl olacak. Tabii ki bunları bilemiyoruz. Futbol zaman neye doğru evrilmiş olacak? Tabii gününe getirecek. Ama aynen. Ama hala daha onun için geç olmamış olacak. Belki de bu kararı almasında büyük bir baskı da hissetmiş olabilir politik olarak üzerinde. Ama sözleşme bittiğinde hala daha hiçbir şey için geç olmamış da olabilir. Kendi açısından. Öyle gözüküyor. Gerçekçi öyle gözüküyor de bakmış olabilir yani. Ama ben şu anda mesela Real Madrid taraftar kimliğimi ortaya koyarak
olarak konuşmak istiyorum. Burada hani bu kadar işi soğana getirip de işte hani cumartesi açıklarsam burası pazar olsa orası vesaire gibi hani işi de böyle iyice gırgıra döküp de hani Real Madrid'i ortada bıraktığını düşünülerek söylüyorum. Ben bir taraftar olarak bu saatten sonra 26-27'de gelmesini de istemem yani. Hiç gelmesin Real Madrid. Çok samimi söylüyorum. Belki biz dinleyen dinleyiciler şey karşılayabilir bu fikri ama yani ben taraftar olarak konuşuyorum şu anda. Yalı yolda bıraktığı için takımı özellikle başkanı. Çünkü başkanla konuştuğunu falan da duyduk en azından. Hani belli bir diyaloglara girildi. Hani bu bir günde olan bir şey değil çünkü. Bir sürecin sonunda bu karar alındı. Bu saatten sonra gelmesin. Yol açık olsun. PSG'de ne kadar başarılı olacak göreceğiz hep beraber. Florent Perez'i de telefonla arayıp kararını iletmiş. Görüşme en azından cesurmuş o açıdan. Arayı kimseye sokmamış. O görüşme nasıl geçti acaba? O da ilginç bir şey durum. Diyerek abi yavaş yavaş podcast'imizin sonuna doğru geldik. Evet, Real Madrid'i, şampiyonluğunu, bir taraftan Benzema'yı ve bir şekilde muhabbetin bizi götürdüğü yerde Mbappe'yi de konuştuk. Dediğin gibi harika, evet, güzel bir sohbet oldu. Ağzına sağlık. Umarım öyle olmuştur. Umarım dinleyenler de keyif alırlar. Benim için büyük mutluluk oldu böyle bir konuk olarak gelmek. Keyif aldım ben de. Abi bizim için de büyük mutluluk. Geçiş oyununda her zaman biliyorsun yerin var. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bizi kırmayıp geldiğin için. Ben teşekkür ederim Mustafa'cığım. Valla abi sağ olasın. Geçiş oyununda altı çizilinin bu haftalıkta sonuna geldik. Şampiyonlar Ligi finalini, Real Madrid ve dediğim gibi Benzema'yı ve Mbappe'yi konuştuk. Bu haftalık podcast'imizi sonlandırıyoruz. Geçiş oyununu tüm podcast mecralarından aynı zamanda Golcast adıyla YouTube'dan takip edebilir, dinleyebilir ve en önemlisi yorum ve görüşlerinizi bırakabilirsiniz. Önümüzdeki hafta yeni konularla karşınızda olacağız. Bizi dinlemeye devam edin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.